Göbeklitepe hakkında şimdiye kadar çok şey yazılıp çizildi ve çok şey konuşuldu. Yazılan ve konuşulan çoğu konu sıradan diyebileceğimiz ve ana akım medyanın yönlendirmesiyle elde edilen ve belirtilen bilgilerden oluşuyor. Fakat Göbeklitepe bilinenlerden çok daha öte bir noktada olduğunu söylemeliyiz. Basit kavramları atlamamız gerekli. Burada yaşayan insanların halihazırda ellerinde tuttukları mühendislik bilgisinin ve içinde bulundukları teknolojinin farkında olmamız gerekiyor. Yani basit avcı toplayıcı dediğimiz zaman anlamamız gereken birçok bilgiyi otomatikman dışlamış oluyoruz. Buradaki halkın bu mistik yapıları inşa etmesinin ardındaki nedenlerden daha ziyade bunu yapabilecek ve hayat akışlarına ekleyecek gücü, bilinci ve mimari zekayı nasıl elde ettiklerini de bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar anlatılabilecek olanlar uçuk gelse de her şeye rağmen günümüzle kıyaslamamız gerekli. Örneğin günümüz insanları böyle bir kompleksi yapsa nasıl ve neden yapar? Cevaplar elbette ki popülist olabilir ama cevap cevaptır. Fakat bu bilinçle zamanı 12 bin yıl öncesine alırsak, elimizdeki cevapların nasıl büyük cevaplar olduğunu nispeten elde, taşla, sopayla nasıl bu denli megalitik yapılar inşa edilebileceğinin acı da olsa farkına varabiliriz. Tamam. 12 bin yıl öncesindeyiz. Çok zor ama 1000 kişi toplandınız. Ki bu 1000 kişi nereden bulunacak o da ayrı bir konu. Yarısı kadın diyelim. Elde kaldı 500. Bu 500'ün en azından yarısı çocuk diyelim. Elde kaldı 250 kişi. Bu 250 kişinin 50'si yaşlı diyelim ve elde kaldı 200 kişi. Daha bitmedi. Bu çalışmanın bir çiziminin ve matematiksel hesapların ve geometrik çalışmalarının da yapılması gerekli. Hatta taşların üzerinde oyma ve kabartmaların yapılabilmesi için mühendis ve zanaatkar kişilerin de olması gerekiyor. Tabii 12 bin yıl önce matematiği, geometriyi, planlamayı hatta bu planlamayı en azından kağıt kalem olmadan toprağa çizme becerisine nasıl sahiplerdi bilinemez. İşte tam da bu noktada o dev soru işaretleri belirmeye başlıyor. Ama olsun, görmemezlikten gelelim. Bu çalışmayı yapan kişilerde 100 kişi diyelim. Kaldı mı elinizde 100 kişi? Bu 100 kişiyle devasa kayaları bul, şekillendir, en azından kaba görünümünü sağla, alana taşı, liderin istediği mistik plana uygun olarak alana yerleştir, alanı şekillendir, yıldız, ekinoks ve astronomik kaidelere uygun olarak sıfıra sıfır sütunları dik. Bunları nasıl yapacaksınız? Bu bilgi nereden geliyor? Matematiği, geometriyi nereden biliyorsunuz? Hatta Ekinoks'tan, Sirius'tan, Orion'dan nasıl haberiniz olabilir? Tamam, bir şekilde oldu diyelim. Sütunları yerleştirmek için çark sistemini nasıl bulabilirsiniz? Ki çark kullanıldıysa. Daha anlatılacak çok detay var ama resmen bodoslama anlattım sizlere. Bakın ne kadar anlamsız geliyor değil mi? Basit, sıradan, avcı toplayıcı, antik, ilkel insanlar tarafından yapılmış olduğunu düşünmek. İşte bunu diyorum. Ortaya çıkan bu soru işaretleri neden cevaplanmıyor? Hatta bazı araştırmacı arkadaşlarımızın da söylediği gibi bu Göbeklitepe alanının kazılmasının sonraki jenerasyonlara bırakmaya karar vermelerine kim karar veriyor, kimler destek veriyor ve nihayetinde Türkiye topraklarında olan bitenlere kimler nihai karara tamam diyor. Bakın yine günümüze geldik. Çünkü dev bilgilerin üzeri birileri tarafından kapatılmış durumda ve bu da büyük bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Yeniden sorgulamayı, hayal etmeyi hatırlamamız gerekli. Ayrıca yanlış olan antik tarih bilgilerinin hemen bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Bakın düşünün, şu anki öğrendiğiniz bilgilerle ortaokuldasınız veya lisedesiniz. Tarih dersinde Göbeklitepe'yi işlediğinizde bu az önce anlattıklarımı veya sütunun üzerinde bulunan Anunnaki çantalarını bir öğrenci olarak öğretmene sorduğunuzda ne cevap alırsınız? Bu cevabı çok merak ediyorum. Bunu lütfen yazın bana arkadaşlar. Bu yüzden antik bilim adamları ve araştırmacılar bir an önce bilgiyi kısırlaştırdıklarını, çarpıttıklarını ve dahası kararttıklarını itiraf etmeleri ve yeni bilgileri kabul edip tarihi yeniden yazmaları gerekmektedir. Evet, durum bu şekilde arkadaşlar. Bu Göbeklitepe'yi nasıl inşa ettiler sorusunun ne kadar derin bir soru olduğunun farkına vardık. Tamamıyla karanlık çünkü bilgi yok. Aslında var bilgi ama yokmuş gibi yapılıyor. İşte tam da bu yüzden devasa sorunlar ortaya çıkıyor. Bir hatırlatma yapacağım ama birkaç yıl önce yaptığım bir Enki videosunda Göbeklitepe'nin aslen ne olduğunu söylemiştim. Sümer tabletlerinde üzerinde aslan kabartmasıyla tanınan, bilinen ve bir zaman diliminde üzerinin yığma taşla kapatılan bir Anunnaki üssü olduğunu anlatan bilgilerin olduğunu söylemiştim. Ve bu bilgilerin o uzay üssünün Göbeklitepe olduğunu ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım.
Video Enki'nin kayıp kitabıydı ve içine ek bilgi olarak anlatmıştım. Göbekli Tepe'nin çözülemeyen birçok detayı olmakla birlikte bir de mistik tarafı da vardır. Bunları anlamak ve algılamak için yerli yabancı birçok kişi ve grubun orada neler yaptığını da bilmek ve takip etmek gerekiyor. Yapılan ayinler, seanslar hatta ezoterik anlatımlara şahitlik eden kişilerin deneyimleri bile çok çok önemlidir. Konu illaki uzayla ilgili değil ama otomatikman bilgilerin büyük bir çoğunluğu bizleri uzay, astronomi, Anunnakiler ve karanlık çağların üstün varlıklarına götürüyor. Peki Göbekli Tepe'yi inşa eden naçizane o 100 kişi kimdi? Nasıl bir ilime sahipti? Onları yöneten kimdi? Belki de Nuh tufanını da yaşamışlardı. Peki ne oldu da burayı sakladılar? Göbekli Tepe insan toplumlarının evriminde çok önemli bir aşama hakkındaki anlayışımızı derinden değiştirebileceği için olağanüstü öneme sahip arkeolojik bir keşif alanı olarak kabul ediliyor. Stanford Üniversitesi'nden Ian Hodder, Göbekli Tepe her şeyi değiştiriyor diyor. Johannesburg'daki Witwatersrand Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olan David Louis Williams, Göbekli Tepe dünyanın en önemli arkeolojik alanıdır, diyor. Şu anda Göbekli Tepe arkeoloji ve tarih öncesi için cevaplayabileceğinden daha fazla soruyu ortaya çıkarıyor. Böylesine bereketli bir kompleksi inşa edecek, arttıracak ve sürdürecek kadar büyük bir gücün yerleşiklik öncesi toplum koşullarında nasıl seferber edildiğini ve ödüllendirildiğini veya beslendiğini bilmiyoruz. Piktogramları okuyamıyoruz ve hayvan kabartmalarının siteyi ziyaret edenler için ne anlama geldiğini kesin olarak bilmiyoruz. Aslanlar ve ayılardan kuşlara ve böceklere kadar tasvir edilen faunanın çeşitliliği herhangi bir açıklamayı sorunlarla getiriyor. Göbekli Tepe'de daha fazlası var mı? Bu kalıntıların dünya dışı bir bağlantısı olabilir mi? Göbekli Tepe, gök tanrıları onu gökyüzünden hayranlıkla izleyebilsin diye mi inşa edildi? Yoksa Göbekli Tepe, antik insanlık tarihindeki önemli bir olayı anmak için mi inşa edilmişti? Peki diğer taraftan Göbekli Tepe'nin yanında ve uzağındaki alanlarda neler gizli olabilir? Toprağın altından sizce daha neler çıkacak? Düşüncelerinizi uzun uzun yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'nin güneyindeki uzak bir tepenin üzerinde yer alan, gezegenimizdeki en eski antik megalitik tapınaklardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Orada bir dizi halka halinde düzenlenmiş karmaşık devasa taş sütunlar, farklı uygarlıkların gezegene hükmettiği bin yıllık bir hikayeyi anlatan uzunluğu ve gururuyla duruyor. Devasa taşların yaklaşık 12 bin yıl önce Neolitik avcı toplayıcılar tarafından oyulduğuna inanılıyordu. Ancak son kanıtlar Göbekli Tepe'nin aslında araştırmacıların kabul etmeye istekli olduğundan çok daha gelişmiş bir toplum tarafından inşa edildiğine işaret ediyor. Çünkü bu toplumun ataları bir soyu yükselme, gelişme ve mimari becerilerinin zirvesine çıkmaları gereken dönemler olmak zorunda. Ve bu da onları birkaç bin yıl daha geriye götürür. Üç büyük taş daireden oluşan gizemli tapınak, uzak geçmişte bilinmeyen bir nedenle kasıtlı olarak gömüldü. 13 yıllık kazıdan sonra antik alanı araştıran arkeologlar tek bir taş kesme aleti bile bulamadılar. Hiç kimse bu tür aletlerden aciz olduğuna inanılan eski insanlığın, gezegendeki en büyük taş eserlerden bazılarını nasıl dikebildiğini anlayamadı. Ve bu da ana akım bilim adamlarını son derece rahatsız eden bir konu. 11.000 ila 12.000 yıllık bu 19 mükemmel şekilde yontulmuş sütunları nasıl yaratabilirsiniz? Ve bunu başarmak için herhangi bir alet kullandığına dair hiçbir kanıt nasıl bulamazsınız? Madem bunu kesin olarak iddia ediyorsunuz, o halde aletler nerede? Ölçümler Göbekli Tepe'deki en eski tabakayı M.Ö. 9600 civarına yerleştiriyor. Dolayısıyla bu Stonehenge'den en az 6500 yıl ve piramitlerin en eskisinden 7000 yıl daha eski olduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle Göbekli Tepe arkeologlara ve ana akım bilim adamlarına göre insanların bu karmaşık projeleri başarabilecekleri noktaya kadar gelişmediği tarihin bir döneminde inşa edilmişti. Şaşırtıcı olan bölgede bulunan gelişmiş kültürlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında araştırmacılar bu son derece gelişmiş kültürün 11.000 yıl önce nasıl var olduğunu açıklayamadıkları için sitenin gizemlerini de anlatamıyorlar. Araştırmacıların son buzul çağının sonunda yukarı Mezopotamya'da dünyanın hala günlük hayatta kalma konusunda endişeli olan avcı toplayıcı topluluklar tarafından doldurulduğu son derece gelişmiş bir kültür için açık bir açıklaması yok. Yine de arkeologlar tarafından çanak çömlek öncesi Neolitik çağ halkı olarak bilinen bu isimsiz kişiler, antik dünyanın en büyüleyici sanat eserlerinden bazılarını önümüzdeki binlerce yıl içinde aşılamayacak sanat eserlerini yarattılar.
önemi hakkında bir fikir edinmek için İncil geleneğine bir göz atarsak dünya M.Ö. 4000'de başladı. Ancak burada 12 bin yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildiğine dair devasa bir anıtımız var. Bu yalnızca 12 bin yıl önce dünyada gelişmiş uygarlıkların var olduğu gerçeğini değil, aynı zamanda gezegenin yüzeyindeki en etkileyici yapılardan bazılarını inşa etme yeteneğine de işaret ediyor. Göbekli Tepe'de medeniyetin evrimi ve dolayısıyla bildiğimiz şekliyle insanlık hakkındaki normal anlayışımızla çelişen tarihi kanıtlar ve hatalar mevcut durumda. Bununla birlikte belki de daha da akıl almaz olan şey, 20 yıldan fazla süren kazı ve araştırmalardan sonra antik bölgeyi keşfeden arkeologların tek bir taş kesme aletini bile bulamamış olmalarıdır. Bunu özellikle söylüyorum çünkü bu çok önemli bir noktadır. İlginç olan Göbekli Tepe'ye 300 kilometreden daha az bir mesafede bulunan ve birçok İncil bilim adamının Nuh'un gemisinin dinlenme yeri olduğuna inandığı yer olmasıdır. Bu nedenle Göbekli Tepe'nin hayvan oymaları, bölgenin tarihinde yerli hayvan popülasyonunun farklı bir antropolojik kökene sahip olabileceği bir zaman olduğunu göstermektedir. Şu soruyu sormamız gerekiyor. Göbekli Tepe ile Nuh'un gemisi bir şekilde bağlantılı olabilir mi? Onlarca yıllık keşiften sonra bu arkeolojik alan ve inşaatçıları hakkında çok az şey öğrendik. İlerleme kaydedilmiş olmasına rağmen Göbekli Tepe'yi kim inşa etti gibi en önemli soruların bazılarının cevaplarını hala bilmiyoruz. Peki Göbekli Tepe bugüne kadar nasıl korundu? İnşaatçılar neden bu kadar inanılmaz bir siteyi gömsünler? Onu korumak için mi? Eski insan neden dünyanın dört bir yanındaki bu devasa yapıları inşa etsin ki? Tasarım olarak aynı olmasa da birçoğu birbirine benziyor. Bir bağlantı olabilir mi? Göbekli Tepe'nin inşaatçıları taştan bir sanat eseri yarattılar. Sitede bölgeye özgü olmayan armadillolar, yaban domuzu ve kaz gibi canlıların tasvirlerini bulabiliriz. Notdof'un açıklamasındaki özel amaçlı yapılar, insanların sürekli yaşamadığı yapı türlerini ifade etmektedir. Bu özel amaçlı yapılar bir tapınak, sığınak veya farklı grupların belirli zamanlarda bir araya geldiği yerler olabilirler. Notdof'a göre Göbekli Tepe hakkındaki mevcut yorum bir anıt olduğu şeklinde olsa da bu yorumun Göbekli Tepe'de yerleşim olma ihtimalini veya henüz keşfedilmemiş yerleşim bölümlerinin olma ihtimalini ekarte etmemektedir. Fakat Göbekli Tepe en yakın su kaynağına 5 kilometre mesafede olan açık bir tepe üzerine kuruludur ki bu durum yerleşim yeri olma ihtimalini düşürmektedir. Aynı şekilde kazı alanı içerisinde henüz ocak, çöp çukuru veya insanların günlük işleri yaptığına dair herhangi bir kanıt da bulunamamıştır. Aynı şekilde Göbekli Tepe binlerce yıllık bir sürecin ürünü olarak gözükmektedir. Arkeologların çıkardığı sonuçlara göre Göbekli Tepe 3 ana dönemde inşa edilmiştir. Göbekli Tepe'deki yapılar henüz tamamıyla gün yüzüne çıkarılmamış olsa da toplamda 20 daire içerisinde yer alan 200 sütundan oluşmaktadır. Dairelerin ortalarında 2 tane T şeklinde sütun durmaktadır ve bir bench ile çevrelenmektedir. Bench ise ortadaki T şeklindeki sütunlara dönük olan ve ortadakilere kıyasla daha küçük, daha kısa sütunlarla süslüdür. En büyük sütunlar 4.8 metre yüksekliktedir ve ağırlıkları ise 6 ila 9 ton arasında değişmektedir. Göbekli Tepe'deki sütunlar üzerinde çoğunlukla hayvan tasvir eden oymalar vardır. Bu oymalar tamamıyla hayvanlardan ibaret değildir. Sütunların üzerinde geyik ve yaban domuzu gibi av hayvanlarının tasvirleri bulunuyor. Bunların yanı sıra tilki, yılan, aslan, turna, akbaba, örümcek ve akrep gibi av hayvanı olmayan türlerin tasvirleri de bulunur. Aynı şekilde oymaların büyük çoğunluğunu da yenilmeyen hayvanlardan oluşturmaktadır. Kimi sütunlarda ise mitik insanı figürleri temsil eden oymalar bulunmakta. Notdof kazı alanı hakkında alanın erken dönem anıtsallığının etkileyiciliği bir yana bence bu araştırmayı etkileyici kılan esas şey türümüzün tarihindeki önemli noktalardan birinin altında yatan sosyal anlamdır, dedi. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği M.Ö. 10.000'li yıllarda insanlar halihazırda yarı kalıcı yerleşimler inşa etmeye başlamışlardı. Nitekim avcı toplayıcılıktan tarım ve hayvancılığa geçiş arasında birkaç bin yıl daha bulunmakta. Göbekli Tepe ise iki yaşam tarzı arasındaki bir köprünün nasıl olabileceğini bize göstermekte. Göbekli Tepe'nin bazı alanlarında insanların ritüel olarak oruç tuttuğu anlamına gelebilecek ziyafet kalıntıları da bulunuyor. Göbekli Tepe'nin gerçekte ne amaçla kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir. Kesin olarak ne amaçla kullanıldığını bilemeyecek olsak da buranın avcı toplayıcılar tarafından insanların toplanıp bilgilerini paylaştığı, ürün takaslarının yapıldığı bir yer olarak inşa edilmiş olduğunu düşünmek tam anlamıyla yanlış olacaktır.
Çünkü öncelikle buranın nasıl yapıldığının çözülmesi gerekmektedir. Böyle bir kompleksi yapabiliyorsanız, siz sıradan bir avcı toplayıcı değilsiniz demektir. Bazı ilginç bilgiler. Araştırmacıların son buzul çağının sonunda yukarı Mezopotamya'da dünyanın hala günlük hayatta kalma konusunda endişeli olan avcı toplayıcı toplulukların böylesine bir tapınak inşa etmesi hakkında bir açıklaması yok. Alandaki ilk kazı çalışmaları 1995 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün yardımıyla Profesör Klaus Schmidt tarafından gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar yapılan kazılar ve jeomanyetik sonuçlar alanda en az 20 taş çember, tapınak statüsünde alan olduğunu ortaya çıkardı. Göbekli Tepe'deki tüm sütunlar T şeklindedir ve yükseklikleri 3 ila 6 metre arasında değişmektedir. Günümüz teknolojisiyle bile Göbekli Tepe'nin 60 tonluk sütunlarını hareket ettirmekte ve konumlandırmakta sorun yaşardık. En az 500 kişinin devasa sütunları hareket ettirmeyi ve konumlandırmayı başarmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak kaos ve kendini koruma dünyasında bu insanlar nasıl ve kim tarafından örgütlenmiş olabilir? Eski insanın böylesine anıtsal bir başarıyı nasıl gerçekleştirdiği ve devasa taşları nasıl taşıyıp yerlerine yerleştirdiği derin bir gizem olmaya devam ediyor. Ana akım bilim adamları Göbekli Tepe'nin taş ocağı uzmanları, ulaşım uzmanları, planlamacılar ve ritüel gözetmenler gerektirdiğini kanıtladığını savunuyorlar. Bu tür bir organizasyon büyük olasılıkla 12 bin yıl önce görünene göre mevcuttu ve bu muhteşem antik siteyi inşa edenlerin zaten sağlam bir sistem ve hiyerarşi kurmuş olabileceği anlamına geliyor. Yani nasıl? T şeklindeki sütunların çoğunun insan uzuvları tasvir etmesi nedeniyle stilize edilmiş insanlar olduğuna inanılmakta. Ancak uzmanlar Göbekli Tepe'deki devasa sütunlar üzerinde soyut sembollerin oymalarını ve sahnelerin bir kombinasyonunu da buldular. Ve bunlar mutlaka bir şeyleri anlatıyorlar. Sonuç olarak. Her şeye rağmen günün sonunda elimizde yine birçok soru ve açıklanamayan olgularla dolu bir dosyayla kalıyoruz. En azından öyle ya da böyle bir şekilde keşfedilmiş olan Göbekli Tepe hakkında daha yeni gerçekliklerle kavuşabilmek için incelemeye devam ediyoruz. Tabii bu videomuzda Göbekli Tepe'nin astronomik konumlandırması konusuna girmedik. Sirius ve Orion'la bağlantısını ortaya koymadık. Bir başka videoda ele alabiliriz. Fakat en kısa zamanda Göbekli Tepe'ye gidip taze çekimler yapmak ve alanı ayrıntılarıyla inceleyebilmek için bir ziyarette bulunmakta fayda var. Böyle bir yolculuk planladığımda sizleri de haberdar edeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin, gizemlere devam ediyoruz. Kalın sağlıcakla.